Sinema filmlerinde ve romanlarda karşımıza çıkan felsefe taşı aslında ne? Bu gizemli objenin tarihine bakalım. Felsefe taşı kabaca simyada sıradan metalleri altına dönüştürmek için gereken maddelerden biri. Elias Eşmol isimli simyacı bu taşın Hazreti Adem'den kaldığını iddia etmişti. Orta çağ boyunca pek çok Hristiyan ve Müslüman simyacı bu taşın peşine düşmüştü. Öte yandan felsefe taşının gerçek bir taş olmayıp simgesel anlamı olduğunu düşünenler de var. Bu düşünceye göre felsefe taşı hakikati simgelemek için kullanılır. Felsefe taşına sahip olan hazinelerin en büyüğüne hakikate sahiptir. O ölümsüzdür çünkü aklı ölmez ve bütün hastalıkların en kötüsü olan cehalet hastalığından kurtulmuştur. Nihayeti takip etmeyi unutmayın.